İngilizce bir bildiri, İngilizce sundu hoca. Yani orada bir maden işletmeciliği anlamında resmen bir cinayet işlenmiştir. Yani böyle bir madencilik yapılması kabul edilebilir bir şey değil. Madencilik bilim ve tekniğine aykırı. Bu tip firmalar, uluslararası kuruluşlar Türkiye'ye geldiklerinde üst seviyede bilim ve tekniğe uygun madencilik yaptıklarını söylüyorlardı. İliç işte 13 Şubat'ta kaydı. Daha önce de 2020'de de kaymıştı ve bize gelen bilgiler küçük küçük kaymalarında yaşandığıydı. Ve 9 insanımızı kaybettik. 10 milyon metreküplük bir malzeme kaydı. Çevre sorunlarını artıracak bir sorun. Bu firmalara şunu sordum ben basın yoluyla. Kendi ülkenizde böyle bir madencilik yapabilir miydiniz? Kendi ülkenizde böyle bir madencilik yaptığınızda başınıza neler gelirdi? Yani bu sorunun cevabını biz merak ediyoruz dedik. Yani bildiğimiz kadarıyla da kendi ülkelerinde böyle bir madencilik yapma şansları yoktur. İzin vermezler ve böyle bir durum olduğunda da bunun cezai şartları çok ağırdır. Ya burada baktığımızda şirketin genel müdürüyle ilgili herhangi bir hukuki işlem yok. Yabancı menşeli genel müdür yardımcısı tali kusur alıyor ki bunların asli kusurlu olması gerekir. Çünkü karar vericiler bunlardır. Şirketin yönetim kurulu üyelerinin karar verici olmaları sebebiyle asli kusurlu olmalı. Ama ne oldu? Günah keçisi bütün kazalarda olduğu gibi birkaç maden mühendisine, jeoloji mühendisine çıkarıldı. Bu kabul edilebilir bir durum değildir. Ya aslında şöyle bir şeffaflık yok. Yani kamuoyunda normal şartlarda o bilgi edinmemiz daha kolaydı geçmiş yıllarda ama son yıllarda çok veri edinemiyoruz. Yani o yığın içinin yüksekliğinin 20 basamağa geçmemesi gerekiyor. Yani oradaki hesaplamalara göre. 20 basamak neye tekabül ediyor? Yani işte 80-160 metre arasında, 160 metre kadar çıkmaması gerekiyor daha. Bu tip kazalar ya projeden olur ya da projeye uygun çalışmamaktan olur. Şimdi baktığımızda basamak yüksekliğinden önce orada başka bir sorun da görüyoruz. Yığın işlerin böyle daha düz, geniş alanlara yapılması gerekir. Bakıyoruz bir tarafı Sabırlı Deresi, eğimli. Bir tarafı eski manganez ocağı, çukur. Yani ve dikkat ettiyseniz dikdörtgen şeklinde yaklaşık bir şeydir. Bunun daha geniş alana yapılması gerekiyordu. Muhtemelen alan darlığı, ekonomik maliyetler hesabıyla böyle bir yer seçilmiş. Yer seçimin çok uygun olmadığını düşünüyoruz. İkinci bir neden de projeye uygun çalışmamaktır. İşte fazla yükseltmek, basamak yüksekliklerinin projede 8 metre olduğu söyleniyor. Konuşulanlarda 10-12 metreye kadar basamak yüksekliklerinin çıktığı yerler olduğu söyleniyor. Bu off the record bilgiler, yani gayri resmi bilgiler. Peşinden de bu tip olaylarda en önemli şey o liçe beslenen siyanürlü solüsyonun alttan aynı oranda çıkması gerekiyor. Ama burada içeride o yığının içerisinde geçirimsiz tabakalar oluşabiliyor. Burada bir sıvılaşma dediğimiz gölleşme meydana geliyor. Bu sefer ne oluyor? O zemin sıvının üzerinde olduğu için hidrostatik basınç artıyor ve kaymalara sebep oluyor. Bu kazanın da en önemli nedenlerinden bir tanesi. Uygulama hatası da önemli işte. Uygulama hatası nereden geliyor? Biraz önce söyledim. Tekrar kar hırsıyla, üretim zorlamasıyla geliyor. Burada siyanür kullanılıyor. Siyanürün doğaya karışmaması gerekiyor. Yer altına, toprağa bulaşmaması, oradan da suya geçmemesi gerekiyor. Zaten bu nedenle o yığın içlerin altında siyanür atık havuzunun içerisinde jeomembran serilir. Onun üzerine kil, su geçirimsizdir kil. Kil serilerek doğaya karışması engellenir. İşte bu kaymadan sonra Sabırlı Deresi bölümüyle manganez ocağına doğru bir kayma oldu ve bu kayan malzeme 10 milyon metreküp, yaklaşık 18 bin ton civarında bir malzemedir. Bu da sonuçta solüsyon ve doymuş bir yani solüsyon, siyanürün olduğu bir solüsyon, yani siyanüre bulaşık bir malzeme. Şimdi o nasıl orada aşağı süzülerek iniyorsa Sabırlı Deresi'nin oraya dökülen, ocağa dökülen malzemenin içindeki siyanür de sızarak aşağıya inecektir. Siyanür aşağıya inerken ne yapacak? Toprağa karışacak, toprağı etkileyecek. Topraktaki diğer mineraller doğal haliyle dururken onları da çözecek.
Onların da asit maden drenajı dediğimiz olay gerçekleşecek. Onlar da oradan da yeraltı suyuna gitme riski var.